Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Aslında pandemiyle birlikte hayatımızı eğitim açısından en çok değiştiren şey online eğitime geçmek oldu. Ve bunda tabii ki de bütün öğrenciler etkilendi. Ben de bir üniversite öğrencisi olarak kendi gözümden nasıl online eğitimi daha verimli hale getirebiliriz sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Bunu aslında bütün okuyan arkadaşlarımız ilkokuldan üniversiteye kadar herkes yapabilir, hiçbir sınıf farkı gözetmeksizin. Çünkü gerçekten online eğitim hayatımızın artık bir parçası oldu ve uzun süre daha böyle gideceğe benziyor. Her zaman online eğitimin dezavantajlarından bahsediliyor. Fakat ben bu videoda birazcık daha onu nasıl daha verimli hale getirebiliriz bunlardan bahsetmek istiyorum. Yani avantajlarını ön plana çıkarmak istiyorum. O zaman öncelikle online eğitimden verim alabilmemiz için neler yapmamız gerek? Birinci maddeyle başlayalım. Tabii ki de sabahları evdeyiz diye dersten 1-2 dakika önce uyanmamak. Bu gerçekten çok önemli. Birçoğumuzun sabah yine dersi oluyor fakat direkt yataktan çıktığımız gibi derse girebiliyoruz. Bunun için mutlaka 15 dakika öncesinde en azından kalkmak gerektiğini düşünüyorum. Pijamalardan kurtulmamız gerekiyor. Bunun gibi derse ufak hazırlıklarımızı yapabiliriz. Tabii ki de okul zamanında olduğu gibi daha çok dış görünüşümüze önem vererek zaman harcamamıza gerek olmayacaktır. Ama yine de bizi yatağa çeken o uykudan kurtulmamız gerekiyor. Hantallığı üstümüzden atmamız gerekiyor. Bu yüzden kalkıp elimizi yüzümüzü yıkayabiliriz, bir dişlerimizi fırçalamalıyız, pijamalardan kurtulmalıyız. Ardından da dersimizin başına geçmeliyiz. İkincisi, ders için bir çalışma ortamı oluşturmanız gerekiyor. Bence en güzeli tabii ki de çalışma masanızda çalışıyor olmak olacaktır. Böylece sabah yataktan kalkıp çalışma masanıza oturduğunuz zaman beyniniz artık derse başlayacağınıza adapte olacak. Yani bir nevi onu kodlayacak. Okulun yani yüz yüze eğitimin güzel taraflarından birisi de sınıfa girdiğiniz zaman ders işleneceğini siz hiç kafanızda düşünmeseniz bile belki beyniniz biliyor. Ona göre motivasyonunu arttırıyor, odağını arttırıyor. Bunun için de tabii ki de en güzel yer çalışma masanızdır, yatak değildir. Üçüncüsü, bu çalışma ortamınızı düzenli tutmak. Bu her yerde, hayatınızın her yerinde geçerli aslında. Çalıştığınız ortamı, bulunduğunuz ortamı düzenli bir şekilde tutmak. Yoksa masanın üstündeki dağınıklıklar sizin dikkatinizin de dağılmasına sebep oluyor. Belki hiçbirinizin bunun farkında değilsiniz ama gerçekten çok önemli. Bu yüzden ben mutlaka geceden toplanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü birçoğumuz sabah kalktığımızda bir de masayı toplamakla mı uğraşacağız deyip üşengeçlik yapabiliyoruz. O yüzden en güzeli geceden toplayıp sabah da hiçbir şekilde uğraşmadan sadece dersimize odaklanarak dersten verim almaya bakmak olmalı. Şimdi de ders anına geliyoruz. Ders öncesi hazırlıklarımızı bitirdik. Gerçekten dersi anlamamamız için hiçbir etken ortada kalmamış oluyor. Derste de mutlaka not tutmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü birçoğumuzun eli maalesef ama maalesef telefonlarımıza gidiyor. Öğretmeni ekrandan dinlemek gerçekten hiç kolay değil. Sanki YouTube'dan hocayı izliyor gibisiniz ama ileri saramıyorsunuz, geriye saramıyorsunuz, hızlandıramıyorsunuz. Yani çok değişik. Hepimiz buna adapte olmaya çalışıyoruz. Okulda yüz yüze eğitimde bile öğrencilerin odaklanma süresi 20-30 dakika gibiyken online eğitimde bu daha da düştü. Bunu arttırmamız için mutlaka not tutmalıyız. Fakat not tutmaktan kastımız tabii ki de hocanın her dediği şeyi yazmak değil. Küçük sadece birkaç kelime bir şey bile yazsanız o sizin dersi dikkatle dinlemenize sağlayacaktır ve akıştan kopmayacaksınızdır. Not tutarken beyniniz onu süzgeçten geçiriyor ve öyle ortaya bir eser çıkartıyorsunuz. Yani aslında kendi kaleminizden de yazdığınız için sonrasında bunları daha kolay hatırlıyorsunuz. Unutmanız zorlaşıyor. Fakat not almadan dersi dinlediğinizde ders sonunda aklınıza hiçbir şey kalmamış oluyor. Bir kelime dahi yazsanız beyniniz onun önündeki arkasındaki cümleleri hatırlıyor. Aa hoca bundan sonra bunu demişti. Bakın bu önemli diye bu kelimeyi oraya bağlamıştı gibi. Beyniniz hep bağlantılar kuracak, örüntü oluşturacak. Çünkü gerçekten insan beyninin muhteşem kompleks bir yapısı var. Ve bir şeyi tek başına ortada bırakmıyor. Siz bir kelimeyi yazdığınızda mutlaka onu başka şeylerle bağlantı haline getiriyor ve bu bizim derste daha çok verim almamıza yardım ediyor. Beşinci olarak bu birçoğumuzun online derslerde zorlandığı derse katılım göstermek. Derse katılım göstermekten kastım tabii ki de hocalara anlamadığınız yeri yine yüz yüze de olduğu gibi rahatça sorabilmek, çekinmemek bunlardan bahsediyorum. Ayrıca öğretmeniniz de ona soru sorulduğunda dersinin dinlendiğini anlayarak mutlu olacaktır. Çünkü öğretmenler de maalesef karşısında öğrenci görmediği için kendi kendine konuşuyormuş gibi hissediyorlar ve onlar için de gerçekten zor bir durum. Aslında biz soru
sorarak hem kendimize hem onlara yardımcı olabiliriz bu şekilde. Tabii ki de dersin akışını bozmamak en önemlisi. Çünkü online eğitimde akış çok kolay bozulabiliyor ve gereksiz her yerde soru sormaya başladığınız zaman herkes için rahatsız edici olabilir. Kastım bu değil tabii ki de. Fakat öğretmeniniz söz hakkı verdiğinde, soru sorduğunda mutlaka katılım göstermeye çalışın. Bu bahsettiklerimde de derste öğrenmeniz gerçekten yüz yüze eğitimden bile daha yüksek verim almaya çıkartabilirsiniz. Bu söylediklerimi mutlaka uygulamaya çalışın. Şimdi de ders sonrasında neler yapabiliriz? Biraz bunlardan konuşmak istiyorum. Öncelikle online eğitimin bence bize getirdiği en büyük faydalardan biri de sosyal olarak online uygulamaları kullanabilmemiz. Yani arkadaşlarınızla mesela LGS, YKS öğrencisiyseniz bir WhatsApp grubu açarak yapamadığınız soruları birbirinize oradan gönderebilirsiniz. Veya üniversite öğrencisiyseniz yine arkadaşlarınızla Zoom toplantıları açarak konuları tartışabilirsiniz. Çünkü okullar açıkken kütüphanede buluşmanız gerekebiliyordu, kafeye gitmeniz gerekiyordu, birinizin evine gitmeniz gerekiyordu ve bunlar genel olarak ulaşılabilir bir ortam yaratmıyordu. Fakat Zoom'dan hepimiz aslında toplantı açarak birbirimizin sorularını sorabiliriz. Bir öğrenciye en iyi gelen anladığı şeyi anlatmasıdır. Çünkü gerçekten bir konuyu eğer karşınızdakinin anlayabileceği şekilde anlatabiliyorsanız siz gerçekten o konuyu anlamışsınızdır ve muhtemelen yanlışınız, eksiğiniz kalmamış demektir. Bunları da Zoom üstünden mesela çok rahat bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Bu şekilde online sistemin de size faydalarını kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Sadece bu uygulamaları dersi dinlemek için kullanmayın. Kendi arkadaşlarınızla olan iletişiminizi arttırmak için de kullanabilirsiniz. Sonuçta online eğitimle birlikte birçoğumuz evdeyiz. Evet, belki öğretmenlerimize ulaşabilirliğimiz zorlaşmış olabilir ama özellikle sınav senesinde olan arkadaşlarımız için zaman anlamında da büyük tasarruf sağladı onlara. Ayrıca bu evde olduğumuz dönemde aslında online eğitimi daha da verimli hale getirmek için hobiler elde ederek de geçirebiliriz. Evde küçük sporlar yapabilirsiniz YouTube'dan 10-15 dakikalık veya enstrüman çalabilirsiniz, bulmaca yapabilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz. Gerçekten kendinize de zaman ayırmayı unutmayın. Ve online eğitimin herkes dezavantajlarını konuşuyor fakat bu bize bir şey kazandırmaz. Bu yüzden ben de bu videoyu çekerek size avantajlarını göstermek istedim. Özellikle süre açısından size çok zaman sağlayacak ve zaten bir sınav öğrencisinin en çok ihtiyacı olan şeylerden biri de zaman. Bunu en iyi şekilde böylelikle değerlendirebilirsiniz. Daha sık deneme çözebilirsiniz. Daha fazla soru çözebilirsiniz. Kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Sonuçta YKS'de veya LGS'de size hiç kimse online eğitim gördünüz diye daha kolay veya daha zor sormayacak. Bu zamana kadar nasıl gittiyse aynı şekilde sorular yine karşınıza çıkacak. Bu yüzden siz de lütfen online eğitimden yakınmayı bırakıp en iyi şekilde onu değerlendirmeye çalışın. Konuları Alışkanlıkların Gücü kitabında bir şeyi rutin olarak kazanmamız için o gün içerisinde yaptıklarımızı akşam yazıp kar zarar tablosu oluşturmamızdan bahsediyor. Ve ben bunu çok mantıklı buldum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Mutlaka gün içerisinde yaptıklarınızı bir yere yazmayı unutmayın. Böylelikle siz önem sırasına göre yapmak istediklerinize daha fazla zaman ayırmak için düzenlemeler yapabilirsiniz. Mesela birçoğumuz, buna ben de dahilim, günlük olarak planlarken ben hep ertesi günü bir gece önceden planlarım. Ben yine hem bunu kullanmanızı tavsiye ederim hem de bir gün önceden fizik çalışacağım, kimya çalışacağım veya ben biyokimya, biyofizik çalışacağım diye programlamayı da seviyorum. İkisine birlikte götürürseniz çok çok daha faydalı olacaktır diye umuyorum sizler için. Son olarak da bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Belki kağıt kalem kullanmayı sevmiyorsunuzdur. Ben bunun için ayrıca Google takvimi kullanıyorum. Özellikle ona ders programımı yazıyorum ve o bana 10 dakika önceden bildirim gönderiyor. Böylelikle 10 dakika öncesinde bana bildirim gelince işlerimi toparlayıp artık dersime konsantre olabiliyorum. Sizler de derslerinizi kaçırmamak için bunu kullanabilirsiniz veya gündelik ajanda olarak da yine Google takvimi mobil üstünden kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hem mobil olarak birçok uygulama var hem de kağıt kalem seviyorsanız haftalık planner'lar var. Bunların hepsini lütfen hangisi size daha uygunsa hayatınıza edinmeye çalışın. Böylelikle daha planlı, programlı bir şekilde ilerleyeceksiniz ve kendiniz yaptığınız şeylerin karşılığını net bir şekilde görebileceksiniz. Bu şekilde de çalışmanızı rutin hale getirebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca attığım videolardan ilk siz haberdar olmak isterseniz de zil sesini açabilirsiniz. Sağlıklı ve başarılı günlerde görüşmek üzere.